kimse onun duymak istediği cevabı vermedi. Çünkü büfenin içindeki cansız beden kocası Murat Sarıcıoğlu'na aitti. İddiaya göre büfeci genci öldüren de dükkanını emanet bıraktığı arkadaşıydı. Evli ve bir çocuk babası Murat Sarıcıoğlu bir ay önce adam yaralama suçundan cezaevine girdi. 25 gün demir parmaklıkların ardında kaldı. Denetimli serbestlikle bir hafta önce cezaevinden çıktı. Kızına hediye bir bisiklet aldı. Murat Sarıcıoğlu cezaevine girince büfeyi arkadaşı Abdurrahman Coşkun'a emanet etti. Sarıcıoğlu hapisten çıkınca ilk iş büfeye gitti. Allah'ım ben yandım. Murat'ım keşke gelseydim bugün dükkana ben. Yine iddiaya göre ikili arasında büfe hasılatı yüzünden kavga çıktı. Coşkun silahını çekti. Arkadaşı Sarıcıoğlu'na kurşun yağdırdı. Silah sesini duyanlar içeri girdiklerinde büfeci gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Karısı ve yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Ya bana Murat dediğin ne olur ya birisi. Cinayete kurban giden gencin cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi. Polisin katili yakalamak için çalışmaları sürüyor.